Bugün yükseklik korkunu yeneceğim. Gözlerini sakın benden ayırma kardeşim. Tata! Ama abiye düşersen? Bizler kediyiz. Puspus'un unutmak için kediler her zaman dört ayak üstüne düşerler. Hadi bakalım, korkuyu yenme zamanı. Ne yapıyorduk? Korkunun üzerine gidiyorduk. Yeğenime azıcık müzik çalayım ya. Müzik her şeye iyi gelir. Bak bana, çılgınlar gibi dans ediyorum. Müziği hisset, müziği hisset. Evet. Hayır, hayır. Devam et, dengeni koru. Nerede hata yaptık ya? Çok yüksekti abicim, bakamadım. Gün gelecek çatıdan aşağı atladığın günleri göreceğim, üzülme sen. İşte şimdi yandı. Kalk aşağı in çabuk. Çocuk musun sen? Bak kanka, sen köpeksin, dört ayak üstüne düşmene gerek yok. Sen git, ne bileyim, kuyruğunu falan kovala, git bir yerleri kaz. Evet evet, kuyruk. Kanka, Seymen, Rıda, neredesiniz? Dilem çağırıyor. Geldim, geldim, ilk ben geldim dedeceğim. Tatile mi gidiyoruz? Yuppi! Ben yalnız gidiyorum, siz gelmiyorsunuz. Nasıl yani? Yoksa bizi bırakıyor musun? Nasıl içine siniyor dedem benim? Nasıl? Beni kandıramazsın Fırıldak. Hadi ya. Tüh. Oscar'lık oynamıştım oysa. Torunlarım Kerem'le Buse'nin durumlarını biliyorsunuz. Yıllardır küsler. Onları barıştırmak için bir plan yaptım. Kerem'i buraya çağırdım. Korkmayın, korkmayın. Buse de burada olacak. Buse varsa sorun yok. Sizi onlara emanet edip 3 günlüğüne ortadan kaybolacağım. Bir arada yaşamak zorunda olunca sorunlarını çözmeyi öğrenecekler. Daha beter düğüm olmasınlar da. Siz yardım ederseniz olmazlar. Kerem, siz halledemez miyiz bu işi? Yok, halledemeyiz kanka. Seymen, acil bir durum olduğu zaman ne yapman gerektiğini biliyorsun değil mi? Hadi, artık sıra sizde. 3 gün sonra görüşürüz canlarım. Görüşürüz. Dede gitti. Dede gitti. Buraya ben patma söylemem lazım. Bu şansı değerlendirmeliyiz. Evet.